Merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlere bu güzel, şık, harika bir modeli göstermek istiyorum ve güzel olduğu kadar da basit, çok basit bir model hanımlar. Şöyle çıkartayım. Kare bir parçadan oluşmakta hanımlar. Şöyle. Kare parçayı ikiye katlıyoruz. Burada eksik yapıyoruz, eksiltme yapıyoruz, dikiyoruz ve oyalıyoruz. Çok kolay hanımlar. Harika bir model. Bunun için ben patiklik ip kullandım. Benim örgüm sıkı olduğu için 3,5 numara şiş kullandım ama siz elinizin gevşekliğine, sıkılığına göre 3 veya 3,5 numara kullanabilirsiniz. Eğer elinizin örgünüz gevşek ise 3 numara ile de yapabilirsiniz. Şöyle isterseniz şu beyaz kısımlarını elinizde artan iplerle de renk renk çizgi çizgi yapabilirsiniz. O da çok güzel olur hanımlar. Rengarenk olur. Şöyle. Evet hanımlar. Dilerseniz şimdi modelimizi yapmaya geçelim. Evet hanımlar. Bakın patiğimiz bu şekilde bir parçadan oluşmakta. Kare bir parça. Köşeye yalnızca şöyle bir şey yaptım. İlmeğimi kestim. Bu şekilde ördüm. Bunu bu şekilde diktiğimiz zaman patiğin ucunda sivrilik olmuyor, çirkin durmuyor. Evet. Şimdi şöyle göstereyim hanımlar. Ben daha önce 65 ilmek başladım ve biraz haroşa ördüm ve şimdi 5. sıramın haroşasını gidiyorum. Haroşa örerken örgü daima tek yönde olduğu zaman haroşa oluyor. Mesela bakın bu taraftan da sıra bitip tekrar döndüğümde o taraftan da yani geri dönüş sıramda da bu şekilde ördüğüm zaman haroşa olmuş oluyor. Şimdi bu 5. sıramın haroşası. Dediğim gibi çok basit, rahatlıkla örebileceğiniz, değişik, hoş, gerçekten çok şık bir model. Bir yumak lacivertten artacağını tahmin ediyorum. Yani içine de renk kattığınızda ve hatta hanımlar şu renkleri de beyaz olan yerleri de elinizde kalan ufak tefek iplerle sıra sıra her sırayı farklı bir renkle de yapabilirsiniz. O da çok güzel olur. Ben tek renk beyaz olarak yaptım ama eğer isterseniz ayrı ayrı renklerden de elinizde kalan ufak tefek ipleri de değerlendirebilirsiniz. Renk geçişlerde hanımlar son ilmeği örmüyorum. Şimdi ipimi aradan aldım. Ve şu şekilde diğer ilmeğimi örmeden şişime taktım. Şimdi 65 ilmek başladım. 65 ilmeği 5 sıra haroşa olarak tamamladım hanımlar. Şimdi beyaz ipimi bağlayacağım. Normalde ben ilk ilmeği örmüyorum fakat renk geçişlerde son ilmeği örmeyip ilk ilmeği örüyorum. Evet, şimdi bakın 1 2 2 tane beyaz ilmeğimi ördüm. Bir tane laciverti örmeden aldım. 1 2 3 3 tane beyaz ördüm. Bir tane laciverti örmeden aldım.
1, 2, 3, bir tane örmüyorum. 1, 2, 3, bir tane örmedim. 1, 2, 3, örmüyorum. Bu şekilde zevkli de örülüyor hanımlar, yani güzel bir model. Daha önce de ben bunun yelek olarak modelini çıkarmıştım. Yelek modeli olarak çıkarmıştım. İsterseniz o videoma da bakabilirsiniz. Seyretmek isterseniz ayrıca. Bu modele ben rahmetli annemin modeli olarak diyorum. Çünkü rahmetli annem bundan bize çok çok kazaklar örmüştü bu modelden. Şimdi örgümün arka tarafındayım hanımlar. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeğimi de diğer taraftan ördüm. Şimdi bu laciverte gelince örmüyorum. Tekrar diğer tarafa ipimi alıyorum. Bakın 3 taneyi diğer taraftan haroşa olarak ördüm. Şimdi ipliğimi bu tarafa alıyorum. Buradaki lacivert ilmeğimi şişime geçiriyorum. Tekrar ipliğimi o tarafa aldım. 3 tane haroşa ördüm. Bu laciverte gelince hanımlar, bakın ipliğimi arka tarafa alıyorum. Örmeden aldım. Tekrar ön tarafa ipliğimi aldım. Tekrar düz ilmeklerimi örüyorum. Tekrar arka tarafa aldım. Örmeden ilmeğimi aldım. Ön tarafa ipimi aldım ve 3 tane haroşa örüyorum. Yani beyazları diğer taraftan örüyorum. Laciverte gelince ipimi arka tarafa alıyorum. İlmeğimi örmeden aldım. Tekrar ön tarafa ipliğimi aldım. Ve 3 tane haroşa örüyorum. Tekrar bu şekilde hanımlar devam ediyorum. Model çok basit. Lacivertleri örmüyorum. Atlıyorum onları örmeden hanımlar. Beyazları örüyorum. Evet, şimdi bakın renk değiştireceğim için son ilmeğimi örmedim hanımlar. İpimi arka tarafa aldım. Şöyle örmeden şişime geçirdim ilmeğimi. Şimdi ilk ilmeğimi lacivert ile öreceğim. Şimdi laciverte geçince de hanımlar bakın. Şimdi burada 3 tane
beyaz ilmeğim var. Birincisini örüyorum. İkincisini örmüyorum. Üçüncüsünü örüyorum. Bu 1. Ortadaki laciverti örüyorum 2. Ve buradaki ilk beyazı örüyorum 3. Şimdi ortadaki beyazı örmüyorum. Tekrar 1 2 3 Bakın ortadakini örmüyorum. 1 2 3 Ortadakini atlatıyorum hanımlar. Tekrar bir tane beyaz, 3 tane de lacivert olarak örüyorum. Bu örneği de yeleklerde de yapabilirsiniz. Bebek örgülerine de çok güzel yakışıyor hanımlar. Patiklerde de çok güzel oluyor. Şöyle. Tekrar son ilmeğimi bu şekilde örüyorum hanımlar. Örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bunları tekrar diğer taraftan örüyorum. İpliğimi bu tarafa aldım. Beyazı örmeden şişime geçirdim. Tekrar diğer tarafa aldım ipimi. Lacivertlerimi örüyorum. Tekrar beyazı örmüyorum. Atladım. Laciverti örüyorum. Evet hanımlar, tekrar örgümün ön tarafındayım. Şimdi tekrar beyaza geçiyorum. İlk ilmeğimi beyaz ile örerek başlıyorum. Şimdi buradaki ortadaki laciverti örmeyeceğim. Bakın laciverti atlıyorum. 3 tane beyaz örüyorum. Ortadaki laciverti atlıyorum. 3 tane beyaz öreceğim. Bu şekilde hanımlar. Tekrar örgümün arka tarafındayım hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Beyazları diğer taraftan örüyorum. Lacivertleri atlıyorum hanımlar. Bakın.
İpimi bu tarafa alıyorum. Laciverti örmeden şişime geçiriyorum. İpimi tekrar diğer tarafa alıyorum. Şimdi bundan sonraki sıra hanımlar, lacivert olarak şöyle göstereyim. Bakın. Burayı tamamlamış oluyoruz. Şöyle şuradan göstereyim. Şurayı tamamlamış oluyoruz. Düz lacivert olarak 5 sıra yapacağız. Haroşa. 5 sıra haroşadan sonra tekrar bu beyaz kısmı yapacağız. Modelli kısmı yapacağız. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane modelli kısmı yapacağız. 7. de şurayı eksilteceğiz hanımlar. 7.ye kadar bu şekilde devam edeceğiz. Evet hanımlar. Şimdi bakın. Şöyle yan göstereyim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra yaptım şu beyazlı çizgilerden. Beyazı yaptım. Laciverti yaptım. Şimdi beyazı yapacağım hanımlar. Buradan keseceğim. Şimdi bakın. Bunun bu tarafından keseceğim. Diğer parçanın ise böyle ördüm. Buradan kestim. Çünkü birisi sağ ayak, biri sol ayak olacağı için çizgileri ona göre denk gelsin diye. İkisini aynı taraftan keserseniz ikisinin de aynı yöne bakar çizgileri. Güzel olmaz. Onun için birisini şöyle gideceksiniz. Buradan gelirken keseceksiniz. Diğer tekini de buradan giderken keseceksiniz. Şimdi ben buradan giderken keseyim hanımlar. Şöyle bir şu beyazı arada geçireyim. Şöyle bakın. Beyazı da bu ipin üstünden atlattım. 2 şuradan bir tane tel kalmış. Tekrar atlatıyorum. 3 4 5 6 Şimdi hanımlar 6 tane ilmeği kestikten sonra beyaz ipimle örgüme devam edeceğim. Çünkü buradaki 3. sıramı tamamlayacağım. Beyaz ile olan 2. sıram olacak bu. Şimdi hanımlar bitmişi şöyle kare şeklinde olması gerekiyor. Bakın şu şekilde şurayı şöyle tuttuğunuz zaman bakın tam bir kare parça oluyor. Şimdi beyaz ipim ile devam edeceğim. Şöyle alıyorum. Tekrar örgüme devam ediyorum hanımlar. Beyaz ile gidip geldikten sonra ipimi keseceğim ve 5 sıra lacivert öreceğim. Haroşa hiç kesmeden etmeden düz olarak şöyle 5 sırada laciverti ördükten sonra örgümü kesip bitireceğim hanımlar. Sonra dikim işlemlerine başlayacağız. Evet hanımlar, 5 sırayı ördüm ve kestim. Şimdi dikişe başlıyoruz. Şimdi dikişe başlarken şuradaki kestiğim yeri şuradan ikiye katlıyorum hanımlar. Bu şekilde katlıyorum. Ve buradan dikmeye başlıyorum. Lacivert ipimle dikeceğim. Çünkü çoğunluk yerim lacivert olduğu için. Şimdi şuradan alıyorum. Bu şekilde dikiyorum. Evet, şimdi bu kısmı da aynı şekilde dikiyorum hanımlar. Şöyle.
Evet, bakın buraya kadar dikeceğim. Sonra döneceğim buraya. Şuraya kadar bakın 1, 2, 3. Üçüncünün şöyle ucuna kadar dikeceğim. Aynı şekilde burayı diktiğim gibi böyle dönüp geleceğim buraya kadar. Bu kısım açık kalacak hanımlar. Şöyle dikişe devam ediyorum. Evet hanımlar, bakın diktim. Şu burun kısmından böyle şuraya kadar diktim. Bakın şu kısma kadar. 1, 2, 3. Üçün şöyle sonuna kadar diktim. Şimdi şu kısma bir tane oya yapmak istiyorum. Şöyle tam. Yalnız oyayı şöyle yapacağız. Buradan başlayacağız. Yani örgünün ters yüzünden başlayacağız. Çünkü kıvıracağımız zaman düz kısma geleceği için şu dikişin ucundan şöyle batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çekiyorum ve aynı yere şöyle şuraya şöyle battım ve bir pipirik yaptım. Birazcıkın atladım şöyle. İki tane ilmek atlıyorum hanımlar. Buna dikkat ederseniz hepsi düzgün olur. Bakın iki tane ilmek atladım. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar şuraya batıyorum. İki tane ilmek atlıyorum. Bakın 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Tekrar 2 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Evet hanımlar, bu şekilde devam ediyorum. Bakın buraya geleceğim ve burada da iki tane şöyle haroşa sırası atlıyorum, araya batıyorum. Aralarda oyanın arasında iki tane haroşa sırası olacak. Bu şekilde buraya kadar geleceğim. Evet hanımlar, oyasını da bitirdim. Şu şekilde hanımlar, bakın. Böyle giyildikten sonra bunu da böyle katladığımızda çok şık, çok güzel bir patik oluyor hanımlar. Şöyle 38 numara aya uygun benim verdiğim ölçüler. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle göstereyim. Bakın. Diğer yandan şöyle. Çok şık, çok güzel ve de çok çok kolay bir model hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere, hoşça kalın.